Çadır. Çok güzel. Hı, tamam. Bekle şimdi diğer el, onu sürme sakın. Şimdi diğer eline de yapalım. Eli bolu birine O da bitirdi. Ahmet Akın da bitirdi. Ben kaldım. Aa, onu da parmaklarını aç. Aç parmaklarını. Ha, şimdi bastır. Aferin. Böcek gelin. Hi hi hi. Vah 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 sana. Dört. Çekleri. Bugün öğrencilerimizle beraber bahçede öncesinde hazırlamış olduğumuz balonları şişirerek okulumuzun yukarısından bahçeye attık. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz hediyeleri öğrencilerimize dağıttık. Öğrencilerimizle beraber daha öncesinde hazırlamış olduğumuz afişi güzel bir koreografi yaparak etrafında toplandık ve günün ve anlam ve önemini insanlara geçirmek için etkinlik yaptık. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Öğrencilerimiz de bu süreçte hem eğlendiler, hem sevindiler, hem hediyelerini görünce mutlu oldular. Öğrencilerimizin bu farkında olması bizim için yetmediğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü önemli olan bizim çocuklarımızı dışarıdaki insanların fark edebilmesi, onlar için bir şey yapabilmesi. Bu da diğer insanların fark ettiğini görmek bizi mutlu etti. Diğer insanların da çocuklarımız için bir şeyler yapacağından eminiz. Okulumuz yeni bir okul olmakla beraber şu anda 49 öğrencisi bulunmaktadır. Okulumuzda grup eğitimi, bireysel eğitim, bunun yanında tersine kaynaştırma uygulamamız vardır. Tersine kaynaştırma uygulamamızda öğrencilerimizi rol model olarak kullanıyoruz. Yapılandırılmış ortam yaratarak akranlarıyla daha öğrenmeyi gerçekleştiren çalışmalar yapmaktayız. Otizm 2-2,5 yaşlarında fark edilen bir yetersizlikten etkilenmiş alan. Öğrencilerimiz 2-2,5 yaşından önce fark edildiğinde daha kolay bir şekilde normalleşme süreçlerini gerçekleştirebiliyorlar ve daha kalıcı öğrenmelerle bağımsız yaşamları adına daha kolay adımlar atabiliyorlar. Bunun haricinde bu süreçte farkına varılma sürecinde ailelerin geçirmiş olduğu bazı evreler var. İşte bunlar şok, inkar, kabullenememe, birbirini suçlama, kabul ve uyum gibi bu süreçte ailelerimizin desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü bu süreci ne kadar erken atlatabilirlerse çocukların kabul ve uyum süreçlerine, yani özel eğitim süreçlerine odaklanabileceklerdir. O yüzden bu yönde ailelerimize destek vermeliyiz. Rehberlik araştırma merkezi olarak, okullarımız olarak, rehber öğretmenlerimiz olarak velilerimizin bu yönde velilerimizle bu yönde çalışmalar yapmalıyız. Bunun haricinde otizm okulumuzda şu anda öğrencilerimizin %70'ini oluşturmakta. Belirli bir sayının üzerinde ve şu anda okulumuzda fazla bir öğrenci mevcudu var. Bunun için öğrencilerimizle aslında ileri noktaya gidebilmek için tutarlı ve sistematik bir çalışma içerisinde olmamız gerekmektedir. Çünkü ne kadar sistematik çalışırsak öğrencilerimizin transfer etme gücünü artırıp genelleme çalışmalarını daha sık yaparak öğrencilerimizin kalıcı öğrenmeler gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle aileyle birlikte iletişimde olup iletişimi hiçbir zaman koparmadan sistematik bir çalışmanın yapılması öğrenciler açısından çok önemli ve değerlidir. Bunun haricinde 2 Nisan
otizm günüyle alakalı yapmış olduğumuz etkinlikte çocukların mutlu olması ve çevremizdeki insanların, bizi izleyen insanların bunun farkına varması ve farkına varıp bir şeyler yapabileceğini bilmek bizi mutlu etmektedir. Otizmi fark edelim, fark etmekle kalmayalım, onlar için bir şeyler yapalım, bir şeyler yapmakta geç kalmayalım.